Beyler, geçiren bank olarak çok zor durumdayız. Kimse kredisini ödemiyor. Ne yapalım patron? Krediyi ödeyemeyenlere aciz gönderiyoruz. Ona da önlem almışlar, eşyaları saklıyorlar. Gerekirse dövün lan, alın paramızı. Tamam patron, sen merak etme. Buyurun. Ben kredi başvurusu için gelmiştim. Bir sen eksiktin. Ne kredisi istiyorsun? Market alışverişi kredisi. Öyle bir kredimiz yok maalesef. Manav alışverişi kredisi olsun o zaman. O da yok. Kasap? Lan öyle kredi mi olur? Kafayı mı yedin sen? Ay başına daha çok var. Nasıl alışveriş yapacağım ben? Amcacım, biz size Geçir Bank olarak 3000 TL ihtiyaç kredisi geçirelim. Siz bize onu daha sonra 10.000 TL olarak ödersiniz. Olmaz mı? Olur. Gerçekten de isminizin hakkını veriyorsunuz. Ya abi biz neden eşyaları çatıya taşıyoruz? Bankaya kredi borcumuz olduğu için her an acize gelebilirler. Çabuk olalım. Buyurun. Geçiren banktan çektiğiniz kredinin borcunu neden ödemediniz? İyi geçirdiğiniz için ödeyemedim. Siz hacize geldiniz sanırım. Buyurun. Yok, dönmeye geldik. Siz buyurun. Boşuna çatıya sakladık eşyaları. Niye baba? Kredisini ödeyemeyenleri dövmeye başlamışlar. Buyurun. Ben emekli maaşımla ev kredisi çekmek istiyorum da. Niye gülüyorsun lan? Şaka değil miydi? Ne şakası? Gayet ciddiyim ben. Bana uygun bir konut kredisi çıkart. Hayalimdeki evi almak istiyorum ben. Hayalindeki ne kadar? Pardon, tutamıyorum kendimi. 1 milyon. Ulan eskiden 1 trilyon olan zengin oluyorduk. Şimdi bir çıkırıp güle ev amca ediyor. Amca istediği krediye göre bir plan yaptım. Evet. 120 ay vade, aylık sadece 14 bin TL ödeme sizin için uygun mudur? Ben 14 bini nasıl ödeyeyim? Benim maaşım 3 bin. Amca senin maaşına göre 50 yıl yemesin içmesin anca ödesin bu borcu. Buna ne sen ömrün ne de bizim bankanın ömrü yeter. Taşıt kredisi ver bari hayalimdeki arabayı alayım. O da olmaz. Ne verebilirsin bana peki? Hayalindeki batını veririm sana. Senin maaşa en uygun yatırım bu olur. 12 ay boyunca yavaş yavaş ödersin. Ana lastiği de varmış ne güzel. Dur, sakın atlama. Atlamak zorundayım. Kredi borcumu ödeyemedim. Biliyoruz, bizim bankadan çektin krediyi. Borcunu öde, ondan sonra ne yapıyorsan yap. İntihar etmek çözüm değil. Siz o borcun üstüne bir bardak soğuk su için. Borcu ödemenle dövüyoruz da intihar edenler için ne yapacağız? Neyse Mustafa, bundan sonra intihar edenlerle sen ilgilenirsin artık. Dediğin gibi kredisini ödemeyenleri bir güzel dövdük. Borcunu ödemeyip intihar edenlerle de Mustafa ilgilenecek. Sana güveniyorum Mustafa. Lan bari burada bir rahat bırakın be. Gel lan buraya, kaçma.